Siz Müslüman mısınız, Hristiyan mısınız, kafir misiniz, Ermeni misiniz, Yahudi misiniz, Yunan mısınız, nesiniz ya? Gerçekten ne olduğunuz belli değil ya. Bugün Tunç Soyer çıkmış, yanına bir tane çıplak bir kadını almış. Fotoğraf çekilmiş, altına da fotoğrafa gülümseyerek altına da yazı yazmış, paylaşımda bulunuyorlar. Bütün İslam aleminin, bütün Müslümanların, yani halkımızın Ramazan bayramı kutlu olsun. Tebrik ederim. Haydi. Ya kardeşim, daha dün, daha 2 gün önce senin il başkan yardımcın İzmir'deki minare, camilere, fare gibi sızıp ses sistemlerine, bütün millete, halka Ciao Bella, Ciao Bella şarkısı dinletmedi mi? İtalyanların partizan marşını dinletmedi mi? Arkasından Selda Baycan'ın şarkısını dinletmedi mi? Yorumlar, paylaşımlar, alaylar yapmadı mı Twitter'da? Peki sen çıktın da sen bu İslam aleminin diniyle, örfüyle, adetiyle nasıl dalga geçersin? Sen kime hizmet ediyorsun? Veyahut da seni kınıyorum, gereken cezayı ne hak ediyorsan ona çarptırılacaksın diye herhangi bir paylaşım ya da bir kınama, herhangi bir şeyde bulundun mu? Hemen her şeyi unuttun, sanki 3-5 asır geçmiş, yani yıllar geçmiş, unutmuş, hiç yaşanmamış, hiç tanımamış, görmemiş bir insan ya bizden değilmiş gibi ölü taklidi yaparak da bütün minarelere, hani bütün camilere saldırmamış gibi, sanki bir de Müslümanmışın gibi herkesin Ramazan bayramını kutlar, bütün İslam aleminin diyorsun. Ya madem Müslümansın, niye o zaman bunlara izin veriyorsun? Peki ondan, bundan geçen aylarda paylaşımların var, geçen ayda paylaşımın var, yazmışsın oraya Diyanet İşleri Başkanı'na yapmış olduğun hakareti söylüyorum. Oraya yazmışsın ki daha markete gidip de alkol almaya yaşı tutmayan bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı'nın emriyle evlendirilebilir açıklaması yapıldı. Yuh artık ya. Diyanet İşleri böyle bir açıklamayı ne ara yaptı ya? Siz bu yalanları uydurmaya utanmıyor musunuz ya? Nereden uyduruyorsunuz bu yalanları? Yüzünüze vuruyoruz. Yüzünüze yalanlarını ispat ediyoruz. Yüzünüz kızarmıyor. Hala da bunu gören halk, duyan, bilen halk hala da arkanızdan gitmeye devam ediyor. Yalanlarınızı ispatladığımız halde. Ya Diyanet İşleri Başkanı'nı her dediğini eğer tutmuş olsaydınız, dinlemiş olsaydınız, hani burada diyelim doğru dedi, diyelim hani alkol almaya yaşı tutmayan bir çocuğun nikah yapmaya izni vardır dedi. Yok böyle bir şey, hayatta yok, ama hadi var diyelim. Bunu da siz dinliyorsunuz, dikkate alıyorsunuz, İslam alemindesiniz ve bu açıklamayı hoşgörüyle karşılıyorsunuz. Peki bundan 2-3 hafta önce Cuma hutbesinde Lutilik bir günahtır, erkek erkekle evlenemez, Lut kavmine örnek verdi, böyle bir zinaya İslam alemi asla muamma göstermez, lütfen kendinize gelin, LGBT'leri bırakın, yani travesti ibnelik yapmayın, erkeğin erkekle evlenmesi, nikah yapması, bunlar çok haram, çok günah şeylerdir, dinimizde bu, Kur'an-ı Kerim'de de açık şekilde ayetlerini de okuyarak yasak olduğunu anlattı. Siz bunu anlatmasına rağmen, bunu da öyle azarlayarak değil, güzel bir sözle bunu açıkladı diyerekten İzmir Baro Başkanlığı ve Ankara Barosu Ali Erbaş'a dava açtılar. Niye o zaman çıkıp da sen İzmir Barosu'yla Ankara Barosu'na, sana ne? Sen kimsin? Sana ne oluyor? O bizim dinimiz. Biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'de bu yazıyor. Sen LGBT'yi, İbne'yi, şunu bunu ne diye savunuyorsun? Bizim Ramazan bayramımız var. Bak yaklaştı. Şimdi dün bugün attığın gibi herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun, kutlu olsun dediğin gibi, madem Müslümansın, ne ayak olduğunuz belli değil ya. Ya Müslüman mısın? Dedim ya, Müslüman mısın? Müslüman gibi davran. Hristiyansan Hristiyan gibi davran. Laikçi misin? Cumhuriyetçi misin? Atatürkçü müsün? Ne olduğun belli değil. Rüzgar ne taraftan eserse hemen o tarafa yatıyorsunuz. Ne yandan eserse rüzgar, o yanına yatıyorsunuz. Ne olduğunuz belli değil ya. Elhamdülillah Müslümanım diyorsun. Müslümanlıkla hiç alakan yok. Zaten seçimler öncesinde, belediye seçimleri öncesinde İzmir'in Ciao Bella, Ciao Bella şarkısını zaten kendin çaldırıyordun sokaklarda. Sen kendin çaldırıyordun. Şimdi Ramazan'da senin yardımcın çaldırmış. Ama o biraz suç işlemiş. Sen normal parti arabanın üzerinden çaldırıyordun. Kendi seçim partinin aracının içinden.
Ama bu insanların ibadet ettiği 15 Temmuz darbe gecesi selalarla sokağa döktüğü camimizden, caminin Allah'ın evinden çaldırmış. Alay eder gibi. Ya siz kendiniz o camilerden, okunan selalardan, ezanlardan ve şu koronavirüsü sebebiyle yapılan dualardan rahatsız değil misiniz? Hem Müslümansınız hem onlardan da rahatsızsınız. Okunan dualardan, seladan, her şeyden rahatsızsın. Müslüman değilsen, yani Müslümansan rahatsız olmazsın. Bir fıkra vardır bilirseniz. Hani her zaman gelirmiş de kilise çanının üzerine büyük çişini yapıp gidermiş. Karga papaz da koymuş oraya bir şarap. Gelmiş yine hani o şarabı da içmiş. Oraya da yine pisliğini yapmış. Sonra da demiş ya. Ne ayaksın sen karga. Müslüman olsan şarap içmen. Hristiyan olsan kiliseye sıçman diye. Yani ne ayaksınız siz? Yani ne olduğunuz belli değil yani. Müslümansan madem Ramazan bayramı senin bayramınsa dinine küfür ettiler, hakaret ettiler. Niye sen bu kadına gerekli reaksiyonu göstermedin? Müslüman değil, Hristiyansan, gavursan açıkla ben gavurum de. Ben cumhuriyetçiyim, ben Atatürkçüyüm, laikim ya da zaten onu söylüyorsunuz da bu laikliğin içerisindeki kavramda din asla yoktur de. Dinle devlet işleri ayrılıyor falan filan fasafisi okuma. Kesinlikle ben İslamiyet'e burada laiklikle karşıyım de. Hiçbir Müslümanlığı, namazı, niyazı, Kur'an'ı hiçbir ibadeti kabul etmiyorum de. Ne hain oldun, ne adam olduğun ortaya çıksın. Onu da demiyor. Elhamdülillah Müslümanım diyor, yeri geliyor. Elhamdülillah Müslümanım. Şurada rakı bira içiyor. Oh afiyet olsun diyor. Afiyet olsun da bir kere yani normal elhamdülillah afiyet olsun. Bunlar da zaten dini vecizeler. Bunlar da zaten dini. Yani HDP'nin de İzmir Belediye Başkanı adayı olarak bizim için çok caziptir. Bizim için uygundur. Biz de Tunç Soyer'i kabul ediyoruz. Biz de onun belediye başkanlığını destekliyoruz. Ona karşı aday çıkartmıyoruz. PKK'nın yani demesi. PKK'lı olduğunu da gösteriyor burada. Yani. Deliller her şeyi gösteriyor da arkandan kuzu gibi gidenler var. Yani. Hiç sorgulamıyorlar. Ne ibadete değer veriyorsun. Çıkıyorsun geri geldiğinde dinden sömürü yapıyorsunuz. Hemen Müslüman kesiliyorsunuz. Ne Türklükle alakalı hiçbir hani bir çalışmanız, herhangi bir projeniz var. Yeri geliyor en âlâ Türk oluyorsunuz. Atatürkçükle hiçbir alakanız yok. Atatürk'ün ilkelerinden hiçbir alakanız yok. Yeri geliyor en âlâ Atatürkçü oluyorsunuz. Halkla hiç alakanız yok. Halkçı oluyorsunuz. Hristiyanlıkla alakamız yok. Elhamdülillah Müslüman oluyorsunuz. Gavur Hristiyan gibi, kafir gibi yaşıyorsunuz. Rakılar, bilalar, şaraplar, eğlenceler, partiler... Yani ne olduğunuz belli değil ya. Yemin ediyorum ama bu klamon gibi her kılığa giriyorsunuz ya. Ama helal olsun o İzmir'e de biliyor musun? Helal olsun onlara da. Var ya o yolunmuş hani kaz gibi, yoluk tavuk gibi yolsalar tüyünde bir çırılçıplakta bıraksalar yine de CHP'den vazgeçmiyor adam ya. Ölüyor yine de CHP. Helal olsun onlara da helal olsun. Ondan sonra da AKP'lilere göbeğini kaşıyan adam bidon kafalı. Yok koyun, yok bilmem ne. Ondan sonra da uyduruyorlar işte. Asıl kimmiş koyun, kim göbeğini kaşıyan adam? Erdoğan burada halkın hangisine kalkıp da bir tanesine böyle sizin gibi aşağılamış, sizin gibi kazık atmış. Daha bugünkü açıklamasında adam diyor ki ne? Önümüzdeki çarşamba günü diyor. Halkın arasına karışıp bütün halkın sorunu, derdini, tasasını dinleyeceğiz. Bir gönül masası oluşturacağız diyor. Dertlerine dinleyip, dertleriyle dertlenip çareler bulacağız diyor adam. Ya adam yıllarca size hizmet etti, sırtında taşındı. Bir kere yorulmadı 20 senede. Gece gündüz çalıştı. Siz ilk fırsatta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bolu, ne kadar Antalya iller varsa hepsini verdiniz, sattınız yani. Hepsini sattınız adamı. Adam bir kere öf bile demeden sırtında taşıdı, hala taşıyor. Şimdi de çıkmış, seçim yok, bir şey yok. Bak daha 3,5 sene var seçimde. Yani bir CHP'ye bakın. Ya onlar gelseydi, onların da rakip olmasa, tek başına bir parti olsaydı kıçınızdan sopayı hiç eksik etmezdi onlar. Hiç donunuzu bile alırdı ama adam görüyorsunuz değil mi? Bir gönül masası, sofrası oluşturacağız. Bütün halkın derdini, tasasını dinleyeceğiz. Tamamen bütün kadromuzda halkın arasına karışacağız diyor adam. Hiç de seçim yok, bir şey yok. Herkesin derdine çare bulacağız diyor. Ama işte nankör insanlar var. 20 sene sırtında taşısan hiç öf bile deme.
Adam bir kere yoruldum az in bile demedi. Sırtında giderken hani yere ayağınız demiyor. Ben yoruldum, karnım burnum buram buram terledi deyip adama tekmeyi siz vurdunuz. Hiçbir şey yokken. Sadece hep aynı sırtta gidiyoruz. Biraz başka sırta binelim dediniz. Ama o başkasının sırtına binmeye çalıştınız. Sizi ayakların altında kilim gibi böyle halı gibi serip yerde